Panama'nın başkenti, Panama City'deyim. Burada bir ay kalma gibi bir planım vardı. Ama en fazla bir hafta dayanabildim bu sıcaktan ötürü. Çünkü gerçekten dayanılacak gibi değil. Yürümek bile gerçekten zor bir iş. Şimdiki durum, Costa Rica'nın başkenti San Jose. Yol üzerinde bir tane durak yapacağım. Bir tane sınır kasabası var David diye. Buradan oraya yaklaşık bir 6-7 saat sürecek. Oradan da aynı şekilde San Jose'ye. Benim de tam bildiğim yok. Giderek öğreneceğim. Şimdi taksiyle terminale gitmekteyim. Şimdi David'e gitmek için otobüsümü bekliyorum. Panama şehrinde. Otobüsümüz bu. Otobüsler biraz eski ama en azından bacak mesafesi iyi. Etrafı göstereyim. Alo. Peki, yo estoy saliendo de Panamá. Koltuk arkası ekran yok ama sorun değil. Filmimiz var. 4 saatin sonunda ilk molamızı verdik. 4 saat boyunca kimsenin ne karnı acıktı ne tuvaleti geldi. Yani durmaksızın yoldaydık. Şimdi etrafı göstereyim. Bu yol üzerindeki Santiago şehrinde şimdi moladayız. Bir tane yemek aldım kendime. Tavuk ve patacones, bu kızarmış muzları. Yolculuk fena gitmiyor şu ana kadar. Yalnızca televizyon son ses açık. Yani başım ağrıdı. Kimsenin de izlediği yok. Önümüze de yaklaşık 3 saat falan yolumuz kaldı. Şu an için iyi gidiyor. Az önce fark ettim, kimse sigara içmiyor. Yerlerde de bir tane sigara hizmeti göremezsiniz. Sekiz saat yolculuğun sonunda Panama'nın David kasabasına ulaşabildim. Hostelime yerleştim. Şöyle etrafı göstereyim. Uzun süredir böyle salaş bir mekanda kalmamıştım öğrencilik yıllarımdan beri. 3 kişiyle paylaşacağım odamı. Hemen resepsiyon kısmı şurada. Gerçi resepsiyonist yoktu ama. Baksanıza şuraya insanlar. Bütün varın diyor ne varsa bırakıyorlar. Aynısını ben yapsam aynı gün çalınır laptopum. Hiçbir şey kalmaz yani ortada. Sokakları aşırı tekinsiz geldi. Yani kaldırım yoktu. Grid şeklinde tasarlanmış şehir planı açısından. Ama kaldırım yok. Yani asfalttan yürümek zorundasın. Tamamen arabalar için tasarlanmış bir şehir. Sabah ya gündüz gözüyle daha iyi göreceğim. Panama'nın David kasabasındayım. Panama City ve Costa Rica'nın başkenti San Jose arasında bulunuyor burası. Dün 8 saatlik yolculuk sonrası gelmiştim. Bugün de San Jose'ye gene bir 7-8 saatlik yolculuğum var. Dün birkaç saat uyuma şansım oldu yalnızca. Çünkü kaldığım odada iki insan daha vardı. Gecenin bir yarısı biri geldi. Biraz sonra da bir başkası. Yani iki sefer uyandırdılar. Işığı açtı, o düzensiz olan etrafı toparladı filan. Sonra konuştuk bilmem ne. Klasik bu. Shared room bu. Paylaşımlı odalarda kaldı mı? Genelde böyle oluyor durum. Size etrafı göstereyim. Dün geçtiğim sokaklar bunlardı. Gecenin bir yarısı gerçekten bayağı tenha. Enteresan bir kasabaymış burası. Yani bir daha yolum düşeceğini sanmam. San Jose'ye giden otobüsümüz de bu. Evet, Costa Rica'daki ilk dakikalarımı geçiriyorum. Evlere şenlik bir gümrükten geçtim Panama ile Costa Rica arasında. Bizdekilere hiç benzemiyor. Yani Avrupa'da nasıl işler? Yani atıyorum Sırbistan'dan indiğinde çıkışını yaparsın. Pasaportuna damga basılır. Otobüse tekrar binersin. 5 dakikalık bir mesafeye otobüse gittikten sonra yani Bosna Hersek'te gidip aynı işlem tekrar yapılır. Burada o 5 dakikalık mesafe gene 5 dakika ama yürüyerek geçiyorsun. Yani otobüs seni beklemiyor. Otobüs oluyor başına gidiyor. Ve o alana da
yani yeni bir şehir kurulmuş, yani öyle söyleyeyim. Artık oraya, orada sıkıntı yaşayan insanlar mıdır artık geçişte bilmiyorum ama yani farklı bir ortam vardı orada. Yani marketlerinden, yani kıyafet satan yerlerinde aileler yaşıyor falan. Enteresandı. Yani ben neyse ki bir ailenin arkasına takılıp gittim bizim otobüsten. Yani onlar olmasa bulamayabilirdim yani, çünkü o kadar karmaşık bir yerde. Her şey her yerde, çok çekim yapmadım fazla dikkat çekmeyeyim diye. Ama gümrükte bir sıkıntı çıkmadı. Yani her şey yoluna gitti. Önümdeki çiftte bayağı zorlu anlar yaşattılar. Gümrük ofisleri. Ama yani ben de nereye gideceğimi sordu sadece. Transit geçeceğim dedim. Final destinasyonum Küba. Tamam dedi. Yoksa vize mi gösterecektim Küba vizeme? Onun dışında İstanbul dönüş biletim vardı. Panama'dan. Ama onlara gerek kalmadı. Şimdi etrafı göstereyim. Otobüste neyse çok insan yok. Rahat rahat gitmekteyiz. Yaklaşık bir 7 saatimiz var şimdi San Jose'ye, başkent San Jose'ye. Buradaki otobüslerde yolculuk sırasında ikramlar yok. Bizdekiler gibi. Onun yerine satıcılar giriyor şehir içi seferlerinde. Ben de bu seferlik böyle bir şey aldım. Kızarmış muz olduğunu tahmin ettiğim yiyecek. Tuzlamışlar da. Neyse bence. Costa Rica'daki ilk molamızı verdik. Gayet otantik bir dinlenme tesisleri var bu otobüsümüz. Etrafı göstereyim biraz. Kebapçısı. Karşılık tuvalet var. Burada bir 10-15 dakikamız olacak. Sonrasında 2 saatlik bir yolumuz kalıyor. Şehirlerin değişmez problemi trafik. Evet, toplamda 2 gün ve 18 saat süren yorucu bir yolculuk sonrası Panama City'den San Jose'ye varabildim. Şu an Costa Rica'nın başkentindeyim. Yaklaşık yarım saat önce otobüsümüz terminale vardı. Hostel'de yürüdüm. Yürüyerek geldim çünkü merkezde yer alıyor. Size göstereyim. Bu kaldığım yer gayet hoşuma gitti. Yani güzel bir oda. Dolabı var. Öyle çalışmak için masası. Ve balkonu bile var. Gerçi cepheye bakan güzel. Ya burası Panama'da kaldığım hostelden hem daha ucuz hem de daha çok hoşuma gitti açıkçası. Yani şehrin de genel olarak havası, yani ilk izlenimim gayet olumluydu. En azından borcu men karşılamıyor sizi ilk olarak. O açıdan memnun kaldım. Şimdi şehir merkezindeyim. Saat 7'ye gelmekte. Muhtemelen bir tur atarım. Ama daha detaylı çekimlerimi yarın sabah bırakacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.